Evet ses tonundan da ve video başlığından da anlaşılabildiği gibi sinirliyim bir yandan da e, moralim bozuk lol hesabım 14 gün boyunca ban yedi abi. Yani gerçekten e, şu an bu benim en sakin kalmış halim ve videoda da en sakin halimi görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. E, çünkü baya bir sinirliydim elim ayağım titriyordu e, kendimi daha iyi bir şekilde ifade edip olayı böyle adam akıllı size anlatabilmek için... Bir bayağı bir sakinleşmeyi bekledim. Ondan sonra video çekeyim dedim. Konuya başlamadan önce Riot Games'i alkışlıyorum. Gerçekten yazıklar olsun size. Ben 3 yıl boyunca bu oyunu oynuyorum. Şimdiye kadar abi Oyunda en ufak susturma cezası bile yemedim. Bakın 3 yıldır en ufak susturma cezası bile yemedim. Neden yemedim biliyor musunuz? Çünkü ben bu oyunu kurallarına göre oynuyorum. Evet yeri geliyor canlı yayınlarımda videolarımda küfür ediyorum. Ama oyun içi chatten kimseye kalkıp da küfür etmiyorum. Kimseyi aşağılamıyorum. hakarette bulunmuyorum. Neden bunu yapmıyorum? Çünkü hani... E, oyunda birini küfür edince, karşılık verince, işte hakaret veren edince e, ne oluyor abi? Oyunun %1 bile e, kazanma ihtimalimiz varsa oyunda e, bunu da kaybetmiş oluyoruz. E, dolayısıyla bu sebepten ötürü ben oyuna odaklandım. Kimsenin tadı kaçmasın, moralimiz bozulmasın diye. E, oyun içi chatten e, küfür etmem. Yayınlarımı, videolarımı takip edenler de bilir. E, şimdiye kadar hemen hemen her oyun 12-16 yaş kitleden ben Yeri geldi anneme küfür yedim. Yeri geldi babama küfür yedim. Yeri geldi ölmüşlerime kitabıma kadar küfür yedim. Ne yaptım abi? Sizin hani o dediğiniz bir olay var ya. önüne oyuncu olun. işte küfür etmeyin şöyle yapın bilmemler. İşte sportmenliğe uygun davranın. Evet ben gerçekten 3 yıl boyunca böyle olmaya çalıştım. Peki ya karşılığı ne Riyot? Soruyorum size. Her oyun sonu sabrettim. Kimseye ağzımı açmadım. Küfür etmedim. Bu tür kişiliksiz oyuncuları raporladım. Yani gerekeni yaptım. Ama bana şimdiye kadar neredeyse yani bir iki tane rapor bildirimi geldi. Hiç abartmıyorum. Şimdiye kadar 500'e yakın kişiyi raporlamışımdır ben. Asıl olaya geliyorum abi. Neden ban yediğimi, nasıl ban yediğimi size şimdi anlatacağım. Yani o kadar saçma ve sinir bozucu bir şey ki gerçekten hala inanamıyorum ya. Şoktayım sanki. Eee... Bir saat önce abi bir oyuna girdim. Dereceli'de Jin oynuyordum. Bir arkadaşla girdim. O da Riven oynuyordu. Ee, karşıda AFK vardı. Yani %99 ihtimalle oyunu kazanıyorduk. Bayağı bir işte oynadık ettik. Ee, adamların ta bu Nexus kulelerine kadar her şeyi açtık. Yardık abi. Ee, sonra şöyle bir şey oldu. Oyunun tam böyle bitirmeye doğru gidecektik. Jogat şey yazdı işte chatten. Ee, Jin Leona falan işte ellemeyin adamı bir baronun önünde dans edelim hep beraber. Böyle eğlenelim falan vakit geçsin. Oyunu zaten kazandık yüzde yüz bizde dediler. sonra gittiler bunlar dans ettiler. Aradan bir dakika geçti. ben dedim ya birader hani zamanımız kısıtlı bizim. Hani işimiz gücümüz var. Hadi bitirelim oyunu. Sonra gittim abi. E, Hekaremi kestim. Sonra Jogat başladı bana ana bacı Sen ben ananı bacını sikeyim. Ölmüş teyini sikeyim. Bilmem ne bilmem ne. Karşıdan da yazdı işte. Bakın beyler bu cin orospu çocuğudur. Biz burada eğleniyoruz dans ediyoruz. Geldi bizim oyunumuzu bozdu. Şey etti işte. Bunu raporlayın oyun sonu. Karşıdaki yerde tabi doğal olarak benim haterim olduğu için gaza geldiler. Biz buna oyun sonu raporlayacağız dediler. Ben dedim Mert boşver takma. Oyunumuza bakalım. Oynadık abi oynamaya devam ettik. Adam bu sefer de fayda e gelmiyor. Yok. Gelmiyor. Hala diyor ki işte oyun e, oyunu nasıl olsa kazandık biz. Oyun bizim elimizde. Boşver eğlenmeye bakın. E, sonra hadi beyler fayda e geliyorum dedi. Gittik abi fayda. Fight Fight'ın ortasında dans etti ya. Hiç oynamadı abi. Hiçbir şey yapmadı. Ondan sonra benim takım arkadaşlarım öldü. O da karşı takımda işbirliği kurduğu için anlaştığı için karşı takım ona da dokunmadı. Onu da kesti. Ondan sonra şey yazdı karşı takıma. Beler borosu çocuğu cini kesin. Adamlar beni kesti. Sonra yine dans ettiler abi. Ve bu dereceli oyunda yapılıyor. Normal oyunda değil. Onu da söyleyeyim. Sonra ne oldu abi? Benim en sonunda şalterler attı. 3 senenin yükünü bu oyunda boşalttım. Ağzıma yeni saydım valla. Anabacı kaydım. İyi ki de yaptım abi. Hak etti ya. E bu kadar da olmaz ki. Nexus kulelerine kadar yardık. oyunu tam kazanıyoruz. Böyle salakça aptalca bir şey yaptı. Sonra oyunu kaybettik abi. Ve ben kümeden düştüm. Bu hala işte oyun sonunda böyle yazmaya devam ediyor. Karşı takımla anlaştıkları için abi. Bir de bizim takımdan birinin de aklını çeldi. Kaç kişi rapor yedim ben? Toplamda 7 kişiden rapor yedim. Yani böyle kişiliksiz, boş insanlar. Hiçbir örnek davranışta bulunmayan insanlar bu oyundan uzaklaştırılmıyor da uzaklaştırılması gereken kişi ben miyim diyor. Bakın toplumumuzda bazı yayıncılar var. İsim vermeyeceğim abi. Bilen biliyor. Eyvallah. Onlara en ufak bir hakaret ya da küfür edildiğinde onlar rapor attığında hemen geri bildirim geliyor o küfür eden oyuncu ban yiyor. Onlar içerik üreticisi oluyor da biz piç miyiz? Asıl noktaya geliyorum abi asıl bombayı sona sakladım. Jogat'ı raporladım. Şunu yazdım dedim ki bakın şimdiye kadar 500'e yakın oyuncuyu raporladım. Hiç geri bildirim gelmiyor. Ben elimden geleni yapıyorum. Ama siz takmıyorsunuz beni. Allah aşkına artık şu oyuncuyu bir inceleyin gerekirse oyun geçmişine bakın. Yaptığı toksitliği, yaptığı olumsuz davranışı görün. Ben bu adam yüzünden 40 dakikalık zamanımdan oldum ki zaman gerçekten benim için değerli bir kavram. Bunu tüm izleyicilerim, tüm arkadaşlarım biliyor. Bir video ortaya çıkarmak için ben 4-5 e oyun atıyorum. 8 saat montaj yapıyorum. Zaman benim için değerli. Hani o Jogat gibi oyuncuların zamanı bol olabilirler, işsiz olabilirler. Ama benim için zaman değerli bir kavram. Artık yani Gerçekten bu oyuncuyu da banlamıyorsanız, lütfen beni banlayın yazdım. Aradan bir dakika geçti ban yedim abi. <laughs> ya yazık günah ya. Ya, eminim ki beni banlayan e, Riot çalışanı şu an bu videoyu izliyordur. Helal olsun gerçekten güzel taşak geçtim benimle. Yazıklar olsun. E, burada Riot'u kötülemedim. Gerçekten hani e, tanıdığım bazı Riot'urlar falan var. İşini hakkıyla yapan çok temiz, e, iyi insanlar var. Ama aralarında böyle insanlar da çıkıyor. Pardon insan dedim. Ya al ya al banla banla. Kalıcı banla hesabım Vallahi Şu an hakaret ettim diye belki kalıcı da banlarsın. Ben hiçbir şey demiyorum yazıklar olsun. Sen benim hakkımı yedin. İster Riot çalışanı ol ister kim olsan ol. Başbakan ol, e, cumhurbaşkanı ol. Ama kişiliğin olmadıktan sonra insan olmadıktan sonra sen benim gözümde iyisin. Her şeyi geçtim. Yayıncı olmayı geçtim abi. Bir League of Legends oyuncusu olarak bile bu kadar küfür yemeyi ben hak etmiyorum. Ve örnek oyuncu olmaya çalışırken oyun sonu kimseye küfür etmeyip sabırlı davranıp Herkesi susturup oyun sonu küfreden kişileri raporlayınca geri bildirim de almayınca o kişiler ban yemeyince ve bir yol çalışanı benimle taşak geçmek için beni banlayınca ben sinirlenirim abi. Kimse de gelip de beni haksız bulmasın. Kusura bakmayın. Elim ayağım titriyor şu an. Ha belki 14 gün boyunca ban yemişimdir. Hesap benim için sorun değil alın kalıcı banlayın. Ben hesabı takmıyorum abi şu an. Ban yedim diye takmıyorum. Taktığım konu şu. Resmen benimle taşak geçtiler ya böyle bir muamele olamaz. Arkamda 130 bin kişilik dev bir hale var. Şu an bir mesaj atsam bana 500 tane hesap gelir. Ben hani video çekeceği hesap bulurum abi hiç sıkıntı yok. Umarım kendimi iyi bir şekilde ifade edebilmişimdir. Gerçekten şu an sinirliyim abi. Yanlış cümleler kurmuş olabilirim. Ama e, birazcık empati kurun arkadaşlar. Anlayın halimden. E, bugün benim oyunuma gelen bu kişiliksiz insanlar yarın bir gün sizin de oyununuza gelebilir. Ki hatta birçoğunuzun oyununa da geliyordur. Veriyot gerçekten sen işini adam akıllı yapmıyorsun. Rehberlere sadece zam getiriyorsun. Ama bu kazandığın paraları hak etmiyorsun. Ha belki de takmayacaksın bile beni. Kimin umudu ki? Doğru siz paranızı kazanmaya devam edin. Hem oyunu kaybettim hem kümeden düştüm. Hem küfür yedim, bu da yetmezmiş gibi hesabım ban yedi ve bana bu çirkefliği yapan, bu komployu kuran oyuncular hala elini kolunu sallaya sallaya oyunu oynamaya devam edecekler. Ve siz beni bağladınız. Gerçekten tebrikler. Hiçbir şey demiyorum ya. topluluğunuzdaki yayıncılara değer vermeye devam edin. Biz zaten piçiz. Hadi eyvallah.